Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Konuşmasında bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür dedi Erdoğan. Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu ile ilgili Ermenistan'a net mesaj verdi. Karabağ Azerbaycan toprağıdır dedi. Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, Kıbrıs meselesi ve Suriye'de vardı. Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür. Dünya 5'ten büyüktür mesajını yineledi, Birleşmiş Milletler'deki reform çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakta görevli kurumları hızla yeniden yapılandırmalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da antiterör operasyonu başlattığı Ermenistan'a net mesaj verdi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur koridorunun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Gündemindeki bir diğer konu Rusya-Ukrayna savaşıydı. Hem Rus hem Ukraynalı dostlarımızı masada tutmaya gayret ediyoruz. Amacımız çevremizdeki çatışma ve ihtilaflar karşısında dünya barışına ve refahına mümkün olan en büyük katkıları sunmaktır. Ve tahıl koridoru. Birleşmiş Milletler'le birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik. Dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili net mesaj verdi. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Adadaki Birleşmiş Milletler barış gücünden de sergilemekle mükellef olduğu tarafsızlığa titizlikle riayet etmesini bekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörizmle mücadele konusuna da değindi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir. Ve ekonomik çıkarları için DAEŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık, usandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla ilgili konuştu. Endişe verici boyuta ulaştı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne de net mesajı vardı. Yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının yeni bir krize dönüşme emareleri son bir yıldır endişe verici boyutlara ulaştı. İslam düşmanlığı ve ırkçılığa bu sözlerle dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın gündeminde Filistin-İsrail sorunu da vardı. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Filistin halkının yanındayız dedi. Filistin halkını ve devletini uluslararası hukuk temelinde meşru haklarına kavuşması yolunda verdikleri mücadelede desteklemeyi sürdüreceğiz. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti hayata geçirilmeden İsrail'in de aradığı huzuru ve güveni bulabilmesi zordur. Bu çerçevede Kudüs'ün özellikle de Harem-i Şerif'in tarihi konumuna
saygı gösterilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi. Net mesaj verdi. Avrupa Birliği'nden beklentimiz, uzun süredir ihmal ettiği ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmeye başlamasıdır. Özellikle Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli tavırların artık bir son bulması gerekiyor. Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye son 20 yıldır enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde kendi enerji güvenliğini sağlama yönünde önemli mesafe kat etti. Gündemindeki bir diğer konu da sıfır atık projesiydi. Çocuklarımıza bilinçsiz tüketimden doğan kirliliğe boğulmuş ve doğal kaynakları tüketilmiş bir dünyayı miras bırakamayız. Daha yaşanabilir ve adil bir dünya vizyonuyla eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde ülkemizde başlattığımız sıfır atık hareketini Birleşmiş Milletler'de 105 ülkenin ortak sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyuta taşıdık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması merakla beklenen diğer lider Amerikan Başkanı'ydı. Joe Biden, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Çin'i izole etmiyoruz dedi. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkinde barışa tek engel Rusya'dır ifadesini kullandı. Group of veterans, Americans and Vietnamese. ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında pek çok konuda mesajlar verdi. Biden, zorluklar karşısında kurumlarımız güncellenmeli dedi. Joe Biden, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Biden, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. Dedicated to peaceful resolution of conflicts. Amerikan Başkanı Biden, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Çin'le ilgili de önemli mesajlar verdi. Çin'i izole etmiyoruz. Çin'le rekabet çatışmaya dönüşmemeli ifadesini kullandı. Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Biden, barışa karşı tek engelin Rusya olduğunu belirterek, Rusya'nın komşusu olan Ukrayna'ya işgali hemen sona ermelidir dedi. Amerika'nın cesur olarak tanımladığı Ukrayna halkına destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Biden, Amerika'nın İsrail ve Filistin arasında iki halk için iki devlet hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edeceğini vurguladı. İran'ın elinde nükleer silah olmaması gerektiğini tekrarlıyoruz diye konuştu. Joe Biden'ın gündeme taşıdığı bir başka konu da yapay zeka oldu. Amerikan Başkanı, yapay zeka teknolojisini kontrol altına alacağız ve iyilik için kullanacağız dedi. United Nations must continue to preserve peace. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta bulunan Türk evinde İtalya Başbakanı Meloni'yi ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine New York'ta bulunan Türk evinde temaslarını devam ettiriyor sevgili izleyenlerimiz. Erdoğan Türk evinde İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika sürdü bu kabul. Basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı daha sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu da kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı bu kabulde. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerle İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde Türkiye'nin İsrail'le enerji, teknoloji, İnovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirtti. Barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O paylaşımda açıklama yer aldı. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine İYİ Parti'ye yaptığı komşuluk teklifini bitirdiğini ilan etti. Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır dedi. Bahçeli partisinin kurultaya gideceği tarihi de açıkladı. 17 Mart 2024'ü işaret etti.
mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır. İyi Parti'ye yaptığı komşuluk teklifi soruldu. Verdiği cevapla komşuluğu bitirdiğini ilan etti. Özgür Özel'in genel başkan adaylığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz sorusuna verdiği yanıtsa dikkat çekti. Altılı masanın en yetkilisi, en fazla oyu alan kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nu topladı. Toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Sonrasında kameralar karşısına geçti. Partisinin kurultay tarihini ilan etti. 17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14. olağan büyük kurultayımızla da düğümlenecek demokratik süreçte İl ve ilçe kongrelerimizi yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Bahçeli'nin gündeminde Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili tartışma yaratan o sözleri de vardı. Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır. Bahçeli, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değindi. Defter kapatılmalı dedi. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. Avrupa Birliği ile doğmadık, Avrupa Birliği ile de ölmeyiz. 60 yıl kaybettik, bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Ve Karabağ'da Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonu. Azerbaycan yüreğinin yerine getirmiş ve ne yapmak istiyorsa yapmıştır. Avrupa Birliği'ne söz düşmez. Önce onlar Fransa'ya baksın, Almanya'ya baksın, İngiltere'ye baksın. Avrupa Birliği kökten kendisine baksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık kurultayı ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanıtı artık netlik kazandı. CHP MYK'yı 4 ila 5 Kasım tarihinde kurultay yapalım kararı aldı. 26 Eylül'de ise parti meclisi toplanacak ve kurultay kararını onaylayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık kurultayı için tarih netleşiyor. Özgür Özel ve Örsan Öğmen'in genel başkanlık adaylıklarını ilan ettiği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olacağı o kritik kurultay için gözler Kasım ayına çevrildi. Pazartesi günü toplanan CHP-MYK'dan kurultay 4-5 Kasım tarihlerinde yapılsın kararı çıktı, ancak son söz parti meclisinde olacak. O kritik toplantının da 26 Eylül Salı günü yapılması kararlaştırıldı. Parti meclisi üyeleri MYK'nın almış olduğu kararı görüşecek. Genel merkez kaynakları parti meclisinden de 4-5 Kasım tarihinin çıkacağına kesin gözüyle bakıyor. MYK'da alınan bir başka kararsa tüzük kurultayı noktasında oldu. Tüzük kurultayının ise genel başkanlık kurultayından 15-20 gün sonra yapılması kararlaştırıldı. Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki bir komisyon tüzükte ne gibi değişiklikler yapılabilir bunun çalışmasını yapıyor. O çalışmalarda da sona gelindi. Tüzükte engelli kotası, parti meclisi ve MYK üyeleri sayısında artış, milletvekillerine 3 dönem sınırı getirilmesi ve ön seçimin uygulanması gibi değişiklikler planlanıyor. Milletvekili kampının yapılacağı tarih ve yerde netleşti. Milletvekilleri 22, 23, 24 Ekim tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 günlük kampa girecek ve yeni yasama döneminde yapılacak çalışmaları masaya yatıracak. Türkiye siyasetiyle devam ediyoruz. Muhalefete dönelim bir kez daha. Meral Akşener de gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yapmıştı, hatırlayacaksınız. Akşener'in seçim kazanılsın diye zehir içtim sözlerine yanıt CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özgür Özel'den geldi. Biz de şerbet içmedik diyerek Akşener'e sitem etti. Seçim dönemine ilişkin onun da bazı itirafları oldu. Millet İttifakı ortaklarına 39 milletvekili verilmesiyle ilgili rakamı ilk duyduğumuzda İnanamadık dedi. Bir itirafta seçim sonrası görevden alınan CHP'li Onursal Adıgüzel'den geldi. Ben pazar günü sabahleyin listeyi gördüm. 39 rakamını duyduk, inanamadık. CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan eden Özgür Özel hem CHP yönetimine hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdürüyor. Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Partilerine verilen 39 milletvekiliyle ilgili konuştu. Biz %25'in üstünde oy alacakken hep birlikte 25 aldık. Çünkü
sıralarımızın öyle yerlerine yerleştirildiler ki CHP'linin hakkı olan sıradan milletvekili oldular. Herkes bağrına taş bastı, düştü sokağa, listeleri savundu. Fox TV'ye konuk oldu Özgür Özel. Gündeminde Meral Akşener'in bundan sonra ittifakta yokuz sözleri de vardı. Eğer bu sistemde tek başına kazanamıyorsan seçimler yaklaşırken oturursun ve adil, yazılı çizili, kuralları belli ittifak protokolü yaparsın. Bugün Meral Hanım'ın söylediği de siyasetin bir gereğidir. Herkes olduğu gibi kendini halka arz etmelidir. Özgür Özel, Meral Akşener'in seçim kazanılsın diye zehir içtim dediği sözlere ise sitem etti. Cumhuriyet Halk Partisi de şerbet içmemiştir. Geçmişte aramızda bir hukuk vardı, değil mi? Evet. Öyle ya da böyle. Kazansak kazanacaktık, birlikte yönetecektik. Kaybetmeyi de bilmek lazım. Seçim süreciyle ilgili bir eleştiri de eski MYK üyesi Onursal Adıgüzel'den geldi. Adıgüzel seçim döneminde yapılan anket sonuçlarına ilişkin diken.com'a konuştu. Kılıçdaroğlu sonuçları görmezden geldi dedi. Bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğu ile ilgili birçok sonuç vardı. Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Sayın Genel Başkanımız adaylaştığında 1-2 puan önde çıktı ya da 1-2 puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var. Genelde de 1-2 puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum 1-2 puan geride tamamlandı. Vatandaşın aklında soru işareti doğuran... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'dan bu yana Türkiye'ye yurt dışından 10,4 milyar dolar dış finansman sağlandığını duyurdu. Önde gelen tüm ekonomiler Türkiye'yi yatırım için radarına aldı dedi. Alınan kararlar meyvelerini vermeye başladı. Son 2,5 ayda toplam 10,4 milyar dolar dış finansman sağlandı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Dış finansmana erişimdeki problemlerin aşıldığını vurguladı. Adeta önde gelen tüm ekonomiler Türkiye'yi yatırım için radarına aldı. Haziran'dan bu yana yurt dışından bankacılık sektörümüz 6 milyar 767 milyon dolar, bankalar dışı finansal kuruluşlarımız 367 milyon dolar ve reel sektörümüz 3 milyar 266 milyon dolar olmak üzere toplam 10.4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladı. Bu ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir. Bakan Şimşek, yürütülen rasyonel program sayesinde Türkiye'ye olan güvenin de giderek arttığına işaret etti. Son bir ayda bankaların sağladığı dış finansmana dikkati çekti. Hükümete olan güvenin perçinlenmesiyle dış finansmanda yaşanan problemler de çözülüyor. Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası, Exim Bank, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası, Denizbank ve İş Bankası Ağustos ve Eylül aylarında çıktığı ihraçlarda yüksek oranda ilgi görürken, son bir ayda ülkemizin bu bankalarının yaptığı ihraçlarla toplam 2 milyar 57 milyon dolarlık finansman sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin Ocak ayından itibaren alacağı maaşlarla ilgili konuştu. En düşük devlet memuru maaşının 22.017 liradan yaklaşık olarak 33.000 lira seviyelerine çıkacağını açıkladı. En düşük devlet memuru maaşı 33.000 lira seviyesine çıkacak dedi, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı. Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık %50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22.017 liradan yaklaşık olarak 33.000 lira seviyelerine çıkacaktır. Ve emeklilere yapılacak zam, Bakan Işıkhan çalışmaların devam ettiğini vurguladı. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmedik dedi. EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını da söyledi. Maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağının altını çizdi. Çalışma Bakanı seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçtiğini belirtti. Sözü Bağkur prim gün sayısına getirdi. Bağkur prim gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek, 1 milyon Bağkurlumuzu kapsayacak. Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3.600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. EYT için mücadele edenler haklarını alınca çok sevindiler. Ancak
bir kısmı hala maaşlarını alamıyor. Yani sevinçleri kursaklarında kaldı. Ya da başka bir deyişle emeklilikte yaşa takılmaktan kurtulup emeklilikte maaşa takıldılar. Üstelik ilk günlerde başvurmalarına rağmen yaşanıyor bunlar. Peki neden böyle oluyor? İşlemler neden bitmiyor? EYT'liler maaşlarına ne zaman kavuşacak? Halen bekliyorum. Devlet ne zaman yatırırsa o zaman alacağız. Yani metropol olan şehirlerin hepsi çok sıkıntılı. Orada büyük bir popülasyon var. İstanbul'da halen Mart olanlar var. Hala Mart olup bağlanmayanlar var. Ne kadar daha bekleyecek EYT'liler? En az 3 ay daha bekleyecek. EYT'liler başvuru için SGK önünde uzun zaman kuyrukta beklediler. Şimdi o kuyruklar bitti, maaş beklemeler başladı. Kimi maaşını aldı, harcadı bile. Kimi ise hala beklemede. SGK çalışanları hızlı ama çok başvuru var. Tabii hatasız hesaplama gayreti de çalışanların üstünde yük. İnsanlar mutfak robotu değil, yani hani yanlış hesapladıkları emekli maaşlarından direkt kendileri sorumlu oluyor. Memur olarak o maaşı hesaplıyorsunuz ve müdürünüz onaylıyor. Burada yapılacak herhangi bir hatada Sayıştay denetiminde çok büyük problem. Mart gibi işte başvurdum. 2 ay sonra yatmaya başladık. Maaşınızı aldım. Almaya başladık, evet. Alamayanlar çok şanslısınız. Yani onlar Allah yardım etsin. Maaşımız çıkarsa herhalde bizi dişte çıkarırlar artık. Dosyan henüz daha beklemede. Yapacak bir şey yok. Acaba evraklarım mı hatalı ya da eksik, benim maaşım neden yatmadı diye düşünen EYT'liler tedirginler. Çünkü hala maaş bekliyorlar. En az 3 ay daha bekleyecekler. Tamam. Yine bir seçim takvimine giriyoruz. Yerel seçim takvimine gireceğiz. Ekim ayının ortası gibi start verecek. Bu sefer siyasiler de SGK'ya baskıları arttırarak büyükşehirdeki EYT'liler en iyi ihtimalle Kasım'a kadar bekleyecek. Sevgili izleyenler, Türkiye'deki 26 milyon araç sağlıklı ve sahibinin ilgilendiren yeni bir karar resmi gazetede yayımlandı. Eğer araç sahibiyseniz. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araçların poliçe tutarını azami, yani en üst sınırdan belirleyebilecek. Ben 3-4 ay evvel yaptırdım. Geçen senenin 3 katıydım. Ben her zaman da yaptırım şahsen. Ya güzel bir şey aslında. Hepsinin sigortalı olması güzel bir şey. Türkiye'deki 26 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme gece yarısı yürürlüğe girdi. Zorunlu trafik sigortası primlerinde yeni dönem başladı. Türkiye'de sigortasız araç mı kalmayacak? Bu hedeflenen bu mu? Amaç olsa gerek. Amaç olsa gerek. Çünkü bu bir sorumluluk sigortası. Dolayısıyla zorunlu bir sigorta. Araçlarına zorunlu trafik sigortası teklifi alamayanlar için yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sigorta şirketlerinin poliçe vermekten imtina ettiği, zorunlu trafik sigortası teklifi yapmadığı araçlar için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu devreye girecek. Zorunlu trafik sigortası primleri devlet tarafından belirlenecek. En son okuduğum 5 küsür milyon aracın trafik sigortası olmadığıydı. Bu büyük bir rakam. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak. Resmi gazetede yayınlanan kararla araçların grubuna bakılmaksızın sigortasız araçlar havuz sigorta sistemine dahil edilecek. Kurum sigortasız araçlar için tavan ücreti belirleme hakkına sahip olacak. Şimdi artık bu vadesi gelip de yapılmayan, yenilenmeyen poliçeler artık buraya atılacak, ama bunun içine otomobiller de olacak. Eskiden otomobiller yoktu mesela bunda. Artık otomobiller ve yani bütün araç grupları olacak.